Merhaba Çat Kapı'nın değerli izleyicileri. Türkiye turnemizi hız kesmeden devam ediyoruz. Efendim yaşamış olduğumuz bu güzel coğrafyanın güzelliklerini anlatırken aynı zamanda alanında önce olan firmaları ekranlara taşımaya devam ediyoruz. Efendim evlenecek bütün çiftlerimizi ekranları başına davet ediyoruz. Çünkü onları çok fazlasıyla ilgilendirecek bir alandayız. Gelinlikteyiz efendim. Şimdi burasıyla alakalı güzel gelinliklerimizi ekranlara taşımış olacağız ama bunlardan önce yanımızda çok değerli konuğumuz Eda Hanım var. Gelin hep birlikte bir kendilerini tanıyalım ve bizlere hangi güzel bilgileri aktaracaklar, hangi tüyoları verecekler hep birlikte öğrenmiş olalım. Eda Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi burasıyla alakalı, daha doğrusu güzel gelinliklerimizle alakalı sohbetimize başlayacağız ama bunlardan önce istiyorum ki değerli izleyicilerimiz sizleri tanımış olsunlar. Eda Sapmaz ben. Gölcüklüyüm. 1986 doğumluyum. 19 yaşından beri bu sektörde çalışıyorum. Evet. Çok güzel. Aslında işin çekirdeğinden evet, geldik diyebilir miyiz? Tezgahtarlıkla başladım diyebiliriz. 2008 yılından bu yana da aslında bu iş yerinde çalışıyordum ben. Geçen yıla kadar. Çok güzel aslında. Evet, çok güzel bir başarı hikayesi evet, var sizde. Yani çocuk yaşlı diyebiliriz. 19 yaşında tezgahtarlık, mağaza sorumluluğu. Sonrasında da bayrağı devralmak nasip oldu. Şu anda da işletmeyi ben işletiyorum. Şimdi aslında güzel bir başarı hikayemiz var dedik. Çekirdekten geliyoruz evet. dedik ve burada 3 katlı bir yerde hizmet veriyoruz. İçeriye girdiğimiz zaman gözlerimiz kamaştı çünkü her yer ışıl ışıl ve oldukça gelinlik çeşidi çok fazla. Ben birazcık gelinliklerle alakalı konuşmak istiyorum. Evet, her genç kızın hayali bir gelinlik giyinmek evet. ama tabii ki burada yönlendirmeler. Çünkü bizler bedenimizin porsiyonlarını, daha doğrusu proporsiyonlarını bilmiyor olabiliriz ama tabii ki sizler işin çekirdeğinden geldiğiniz için insanları burada yönlendiriyorsunuz. Çünkü bir defa giyiyorlar evet, bu gelinliği evet. ve özel olsun istiyorlar. Evet. Ben birazcık bunlarla alakalı konuşmak istiyorum sizlerle. Şimdi bizler buraya müşteri olarak geldik. Nasıl yönlendirmeler sağlıyorsunuz? Daha doğrusu buranın işleyişi nasıl ilerliyor? Yani şöyle, yani aslında moda tabii ki de çok önemli. Güncel modeller çok önemli. Tabii ki de gündemi takip ediyoruz. İzmir'den ve Bursa'dan çalışıyoruz. Ama kişinin proporsiyonu, kişisel zevki çok önemli. Yani yanında genelde kalabalık geliyorlar gelinler, çok etkileniyorlar. Ama önemli olan bence her gelinin kendi gelininde kendini mutlu hissetmesi ve prenses gibi olması. O noktada da doğru seçim bedenine uyan ve kendi kişiliğini yansıtan modeli seçmesi konusunda bir abla olarak onlara yardımcı oluyoruz, yol göstermeye çalışıyoruz. Şimdi bizim peki burada kaç çeşit gelinliğimiz vardır? Birazcık bunlardan bahsedebilir misiniz bizlere? Yani gelinlik tabii biz tesettür olsun açık. Yani ben tesettürlüyüm ama sadece tesettür değil tabii ki. Biz mozaik bir ülkeyiz. Her kesime hitap etmek durumundayız. O yüzden her çeşit yani Helen diyoruz işte kabarık olmayan modeller, prenses modeller, tesettür işte... Nişanlık konusunda da iddialıyız. Kına kıyafetleri, kaftanlar, damatlık. Bu şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Çok güzel aslında yelpazemiz oldukça düğün üzerine, geniş. Evet.
Şimdi burada bence trendi yakalamak da çok önemli. Çünkü her sene farklı bir model evet. çıkıyor. Peki burada trendi sizler nasıl yakalıyorsunuz? Yani takip etmesi de çok zordur diye düşünüyorum. Şimdi biz İzmir'in önde gelen gelinlik firmalarıyla çalışıyoruz. Markalarımızı takip ediyoruz tabii ki. İzmir Fuarı'na mümkün mertebe gitmeye çalışıyoruz. Çalışırken de gidiyordum. Şimdi de fırsat, yani her sene gitmeye gayret ediyoruz. O şekilde gündemi yakalıyoruz inşallah. Çok güzel. Şimdi gelinlik diyoruz ama damatlık da var. Çünkü ben içeriye girdiğim zaman bir tane smoking gördüm. Evet. Ve bununla alakalı da birazcık sohbet etmiş olalım. Sadece gelinlerimize özel hizmet vermiyoruz. Damatlarımızın elini de boş çevirmiyoruz galiba evet. burada. Ya şimdi damatlık tabii düğün denince gelin akla geliyor. Gelin arabası var, damat arabası yok. Her şey gelin üzerinden dönüyor ama tabii damatları da unutmamak gerekiyor. O noktada da damatlık reyonumuz da var. Çok güzel. Yani aslında iki tarafa da hitap evet. ediyoruz. Buraya geldikleri zaman tekrardan bir damatlık almak için mağazaya gitmeye gerek yok. Aslında evet. hem gelinliği hem damatlığı aslında ikisini bir arada çıkartmış evet. oluyoruz Aynen demiş öyle olalım. Oluyor. Bizler evet bu güzel gelinlikleri giyinmek istiyoruz ama il dışındayız. Peki bu noktada sizler gönderim sağlıyor musunuz? Yani gönderim derken gelinin buraya gelmesi gerekiyor tabii ki. Provalar aşaması var gelinliğin. Ama tabii kargo ile biz yurt dışına da tek ölçüyle yurt dışına gelinlik diktiğimiz de oldu. Yani o şekilde de tabii talep olursa sosyal medya üzerinden bize ulaşıyor yurt dışı müşterilerimiz. O doğrultuda onların buraya geliş tarihlerini randevulaşabiliyoruz. Ya da bazen dediğim gibi olabiliyor. Direkt ölçülerini verip beğendikleri modeli dikip de gönderebiliyoruz. Öyle de çalıştığımız olmuş. Çok güzel. Aslında sadece o zaman Türkiye'de sınırlı değiliz. Yurt dışına da gönderim evet, yapabiliyoruz. Evet. Sadece ölçülerini düzgün bir şekilde evet. almaları yeterli evet. diyebilir miyiz? Evet, aynen öyle. Şimdi değerli izleyicilerimiz mutlaka sizlere ulaşmak isteyeceklerdir. Peki sizlere nasıl ulaşım sağlayabiliriz? İnternet üzerinden ulaşabilirler. Firma ismimizi yazdıklarında zaten iletişim bilgilerimiz de yazıyor. O şekilde telefonla da bilgi alabilirler. İnternet üzerinden yine bilgi alabilirler. Biz o şekilde yardımcı olmaya çalışırız. Çok güzel. Aslında sizlere ulaşım da çok kolay demiş olalım. Şimdi biliyorsunuz ki gelinlik alanında çok fazlasıyla hizmet veren firmalarımız var. Mutlaka sizleri onlardan ayıran bir özelliğiniz vardır diye düşünüyorum. Peki bunlar nelerdir sizce? Ben Lilium Gelinleri diyorum müşterilerime. Lilium Gelinlerine, gelinlerimle ben kendim ilgilenmeyi tercih ediyorum. Satış sonrasında da, provalarda da, her aşamada yanlarında olmaya özen gösteriyorum. Hatta bazen kuaföre kadar da eşlik etmişliğim oluyor. Ufak bir problemde yine çözüm odaklı olmaya çalışıyoruz. Terzimiz bazen müdahale etmek durumunda kalabiliyor. Samimiyet diyebilirim. Çok güzel. Aslında birebir insanlarla bizler burada evet işletme sahibiyiz ama kendimizle ilgileniyoruz. Çünkü bu alana gelene kadar bir sürü aslında zor süreçlerden geçtik ve güzel bir başarı hikayesi elde ettik. İnşallah. Şimdi evet bu zamana kadar çok fazlasıyla sıkıntılar yaşamış olabiliriz. Çok güzel noktadayız. Peki ilerleyen zamanlarda neler yapmayı planlıyoruz? Hedeflerimiz nelerdir? Yani Lilium Gelinlik şubeleştirmeye hedefindeyiz. Belki kuaför katı açabiliriz. O şekilde planlarımız var. Çok güzel. Hem şubeleşeceğiz hem de tam kapsamlı hizmet vereceğiz bu alanda demiş olalım. Röportajımızı sonlandırmadan önce şunu da çok merak ediyorum. Sormak istiyorum açıkçası. Bu alanda sizce başarınızın sırrı nedir? Yani bence işin okulu bizim alaylı olmaktan geçiyor bana göre. Mağazacılık, özellikle gelinlik. Yani 19 yaşında bu işe başlamış olmam benim için çok büyük bir artıydı bence.
Çok güzel. Aslında tecrübemiz bize başarıyı getirdi diyebiliriz. Peki buradan son olarak değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz Eda Hanım? Bizler hayallerinize talibiz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz ve bu alanda başarılarınız daim olsun. Teşekkürler. Efendim sizler de gelinliklerinizi güzel ve hayallerinizi güzel bir şekilde gerçekleştirmek istiyorsanız geleceğiniz ilk adres burası olmalı diyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Seyirde kalın. Hoşça kalın.